Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzurunla olsun ışıktırışımız. Hanım sıdıklar ekranımızı bulsun. Amerika Başelçisi Türkiye Taşkı İşler Ministerliği'ne çağırıldı. Amerika Avazı Türkçü bölümünün haberde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden'ın 1915 yıldaki vakalarını irki kırgıncılık deb ilan kılgan bayanatı sebeplik, Amerika'nın Ankara'da duruşuk başelçisi David Satterfield Türkiye Taşkı İşler Ministerliği'ne çağırılgan. Haberde kayıt kılınışça, Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Biden'ın bayanatının inavetki ige emeslikini tekitlep, hiç kandak tarihi ve kanuni asası bulmağın mezkur bayanatını kat'i kubul kılgılı bulmaydı gallıqı ve pütülleri ret kılıdığalıqını bildirgen. Şundaklı Satterfield'a Biden'ın bayanatının halkara kanun cahettin inavetsiz ikerliki, bunun Türkiye halkını katı rencitkerliki ve iki devlet münasebetiyle sakaytış tesip olgan cerahat payda kılgallıqı uxturulgan. Biden 24. April resmi bayanat ilan kılıp, 1915 yılı Osmanlı Halifelikinin Ermenilerge karata irki kırgınçılık sadır kılgallıqını cekarlıgan idi. Kanadalık er ayal Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerine aşkarıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Şarkı Türkistan'da 10 yıldan artık yaşayan Kanadalık er ayal Xitay'nın türlük cinayetlerine aşkarılgan. Haberde kayıt kılınışça Şarkı Türkistan'da yaşavatkanıga 10 yıldan aşkan Kanadalık Gary Dyke ve onun ayali Andrea Dyke yakında Fransiya haber agentliğinin ziyaretini kabul kılıp, özleri şahit bulgan Şarkı Türkistan'daki ziyankeşlikke uçurgan Uygurlarının ehvalini halkara cemaatke aşkarlıgan. Onlarının bildirişçe Xitay'nın Uygurlarga koygan herhal çekilmeleri künseri aşkan. Bulup mu onlar 2009 yılı yüzbergen Ürümcü kırgıncılıkı şahit bulgan bulup, meskul vakadın kiyle Uygurlarının en-enevi mehalleri çekilişki başlıgan. Xitay dairleri deslapte İslam kaidelerini çekleştin başlıgan. Kiyin yemek içmek, kiyim geçek, hatta Uyghur dilini çekleş belgelimlerge kengaytken. Başta Kur'an'ın bazı nuskalarını çekilgen bolsa, ahırda Uyghur dildeki kitaplarının hemmesi çekilengen. Ular Fransiya agentliğine bildirgen sözde, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki lagerlerini hiç kandak tosalgısız tesis kılgallıqını, Uyghurlarını millet süpitede umumiyüzlük bastırgallıqını, Xitay'nın İslam ve Müslümanlarga karşı siyasete katlık icra kılınğaçka nurgun yaşlarının Müslümanlıkını yoşuruş üçün özlerinin tamakı çıkıvatkan ya ki harak içken süratlerini ictimai alakı vasıtları tarqıtışkı başlıqallıqını sözlep ötken. Ular Şarkı Türkistan'ın vaziyetini süpetlep çekilmeler bek köp olğaçka özümüzde xuddi gayet zor türmede turgandak his kıldık. Biz etrafımızdaki Uyghurlarga yük bulup kalgandak his kıldık. Bizni tonuyduğallar her kandak sebep bilen lagırga solanğan buluşu mümkün. Ama bizni tonuğallıqı del ularının lagırga solunuşunun sebeplerden biri buluşu mümkün digen. Angliya istihbarat emeldari Xitay'nın garip ellerge alahide tehdit ikerlikini bildirdi. Germaniya avazının haberde bildirilişçe Angliya istihbarat organı hükümet haberleşiş merkezinin müdiri Jeremy Fleming'in garip dünyasını Xitay'nın kelgüsüdeki terakiyatı eylip kildiğen xırısqı birlikte taqabıl duruşqı çağırgan. Fleming 23 April London Imperia Institute'da kılgan sözü de Xitay yarışarı meşgulat sistemesini kontrol kılıvatkan muhim teknik sahası da başlamcı bulup gelişi mümkün. Şunu garibni hareketki kilip tehditki taqabıl duruşqı çağırman. Muhim tekniki rehberliki şarıkkı qarab köşü batıdı. Menfaat ve kımmet qaraştı konuşunu keltürüp çıkırışı mümkün digen. Angliya istihbarat organının karışça Xitay növetli dünyaya alahide tehdit bulup, Xitay'nın növetliki kan kölemlik texniki küşü onun halkara sistemini kontrol kılış yüşürün küçü barlıqıdın direk bir ediken. Fleming'nin bildirişçe Xitay'a oxşaş tar kımmet karışkı iki devlet özünün kımmetini ahırda dünya tayındıgan texniki ölçümüge sığındırışı mümkün iken. Devlet küçüden paydalanıp texniki bazarını kontrol kılıp texnikini coğrafiyelik siyasi rekabet meydanıga aylandırışı mümkün iken. Eğer Xitay hazırkı haleti de kontrol kılınmasa, çetellik rekipler doğrunun lahilinişi ve erkillikigi tehdit selişi mümkün iken. Uyanı yeniden gülünüvatkan teknikilerinin bihaterlikini misal kılıp, akli iktidarlıq şehir esilde mülazimet ya ki rakamlik pulne teximi önümlük başkuruşka işiltilgen bulup, bu ahirada sallıq malumat toplaş ya ki uçuk ve demokratik cemiyetki karşılık kıldığan başka dâhli taruz kılış iktidarlıqı işiltilişi mümkün digen. Fleming yana Angliya ve başka garip devletlerinin Xitay'nın hesap kitap kılışı'a düş kelgenlikini tekitlep,
qaydalardagi o'zgarish hamesha hukumat tarafidan kontrol qilinmaydi. Agar Xitoyga hozirgi holatda harakat qo'llanilmasa, bizning kelgusi gullanishimiz va bexatarligimiz tayindigan ochqichliq texnikalar g'arb tarafidan yasalmay va kontrol qilinmay qilishi mumkin. Bu xil o'zgarish allaburun roshan ko'rinishga boshlandi degan. Yevropa İttifaqı Janubiy Deniz meselesinde Xitayni ayıpladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Yevropa İttifaqı 24 April Xitayni Janubiy Deniz'in tınıştıkı ziyan yetkizdi deyip ayıpladı. Hem de her kayıs taraflarını 2016 yılı çıkarılgan sotunun kararıga emel kılışkı çakırgan. Bu karar Xitayni Janubiy Deniz'in köp kısım caylarındaki ilgilik hukuki talepini red kılgan bulup, Xitay sotunun bu kararını kubul kılmagan. Bildirilishçe, Yevropa İttifaqı aldıngı hafta Xitayning Hindi Tinich Okean rayonidagi ta'sirini oshirish harakatiga taqabildirish maqsadida yangi siyosat e'lon qilgan. Yevropa İttifaqı bayonotchisi shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Janubiy dengizdagi jiddiylik, jumladan yaqinda Vitson xadi tashri atrofida Xitayning cho'ng paroxotlarining paydo bo'lishining rayonning tinchligi va muqimligiga xavf yetkazganligini, bu xil tartibga buzg'unchilik qilgan bir taraflama harakatga qat'iy qarshi turganligini ta'kidlagan. Yevropa İttifaqı bayonotida da yana her qaysi taraflarni talashtirishni xalqaro qonun bo'yicha tinch hal qilishga chaqirgan. Hamda 2016 yili chiqarilgan xalqaroliq kesimni qayta ta'kidlagan. Mazkur kesim qarori Filippinga foydali bo'lib, Xitoyning Janubiy dengizdagi egalik huquqi to'g'risidagi nurg'un talablarni inobatsiz qilgan. Xitoy Yevropa İttifaqining ayiblashlariga qarshi bayonot e'lon qilib, Vitson xadi tashlarida o'zining egalik huquqi borligini, bu yerda Xitoy belichilik kemalarining faoliyat qilishi va bo'rondan mudofaalanishining qonunlik ekanligini, Xitoyning Janubiy dengizdagi egalik huquqi va manfaatining uzun tarix va xalqaro qonunga rioya qilish asosida shakllanganligini, 2016 yildagi hukmning innovatsiz ekanligini bildirgan. Sputnik V vaksinasini Turkiyada ishlab chiqarish to'g'risida kelishim imzolandi. Rossiya bevosita Selinma fondi bilan Turkiyaning bir dori shirkati Sputnik V vaksinasining Turkiyada ishlab chiqarilishi masalasida kelishim hosil qildi. Kelishimdan keyin e'lon qilingan bayonotda Sputnik V vaksinasining Turkiyada ishlab chiqarilishi uchun Turkiyaning bir dori shirkati bilan kelishim hosil qilinganligi qayd qilindi. Bayonotda yana Turkiya dori shirkatining oldimizdagi oylarda Turkiyadagi nurg'un dori zavodlarida ishlab chiqarishni boshlashni plan qilganligi eskartildi. Sputnik V vaksinasi Rossiya Gamaliya davlatlik tarqalishchan kasalliklar va mikrobiologiya instituti tomonidan tadqiq qilib yasalgan edi. Bu yilning boshlarida The Lancet jurnali mazkur vaksinaning unumining 91.6% ekanligini e'lon qilgan edi. Hindonoziyada yo'qolib ketgan suv osti paroxoti xodimlarining hammasi qazo qildi. Hindonoziya mas'ullari 21 aprelda yo'qolib ketgan suv osti paroxotidagi 53 xodimning hammasining qazo qilganligini e'lon qildi. Hindonoziya davlatlik qurolli qismlar qo'mondoni Marshal Hadi Tijah Janto e'lon qilgan bayonotida suv osti paroxotining yo'qolib ketmaganligi, balki dengizga sho'ng'ish jarayonida Bali orliga yaqin joyda cho'kib ketganligiga doir aniq faktlarning borligini bildirdi. Yana bir tarafdan harbiy mas'ullar suv osti paroxotining oksigen zapisining bugun baldurli tugab ketganligini va suv osti paroxotidagi xodimlarning hayot bo'lishiga doir umid nomi qolmaganligini e'lon qildi. Kri Nangala 402 nomli suv osti paroxoti bilan bo'lgan aloqa 21 apreldan beri uzilib qolgan edi. Suv osti paroxotining Bali orliga shimoldan 95 km kelgan joyda yo'qolib ketganligi e'lon qilingan edi. Hindonoziya dengiz armiyasi yo'qolib ketgan suv osti paroxotini izlab topish xizmatlari uchun rayonga 6 urush paroxoti, 1 tik uchar va 400 xodim avatgan edi. Yo'qolib ketgan suv osti paroxotining dengizga chunqurlab shung'ugan joyiga yaqin yerda may eqib ketish hodisasiga uchirganligi uqtirildi. Uch davlat kelarki oyda Xitoyga qarshi manevr o'tkazmoqchi. Yaponiya davlat mudofaa vaziri Nobu Suki Kishi 23 apreldagi axborot e'lon qilish yig'inda 11 maydan 17 maygacha Fransiya va Amerika bilan birlikda Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Kyushuda birlashma manevr o'tkazishni planlaganligini e'lon qilgan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha Nobu Suki yana havo armiyasining manevrga qatnashadiganligini, bu manevrning 3 davlatning harbiy hamkorligini va Yaponiyaning mudofaa qismining iqtidorini texnik kuchaytirganligini bildirgan.
Ma'lum bo'lishicha, bu Yaponiyada o'tkazilgan 3 davlatning quruqlik armiyasi qatnashgan tunji cho'ng ko'lamlik harbiy manevr bo'lib hisoblanadi ekan. Yaponiya Kyoto agentligi mazkur manevrni Xitoyning dengiz rayonida kunsiri kuchayotgan kengaymachilik harakatini iskanjiga elishini nishon qildi deb qarg'an. Yaqinqi mazgillarda Xitoy armiyasining Sharqi dengiz va Janubiy dengizdagi harakatlari Yaponiyaning noroziligini qo'zg'agan. Bu sababdan Yaponiya ittifoqdoshlari bilan bo'lgan harbiy hamkorlik qadamini tiziltishga boshlagan. Oldingi hafta Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga bilan Amerika prezidenti Biden Oqsaroyda ko'rishganda ikki taraf birlashma bayonot e'lon qilib, ikki tarafning ittifoqligini va Xitoy tahdidiga o'rtaq taqobil turadiganligini bildirgan edi. Xitoy diviziyani zo'r miqdordagi qarz bilan ta'minlamoqda. Atalmış Shenyang gazetasining 25 apreldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy yezi egilik taraqqiyot banki bu yil Sharqi Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish diviziyasiga 30 milliard yuan qarz pul tarqitishni planlagan bo'lib, bu yil 3 oyining oxirigacha diviziyaga 3 milliard 660 million yuan qarz pul olgan. Xabarda qayd qilinishicha, yezi egilik taraqqiyot banki diviziyaning paxta ishlab chiqarish, pishiqlash va setish qatorliq halqalarini qo'llashni kuchaytirdi ekan. Va shundaqla to'qimachilik, kiyim-kechak, bog' o'rmon, chorvachilik, sayohatchilik, yezi egilik qo'shimcha mahsulotlarini pishiqlash qatorliq kasblarni taraqqiy qildirishni nuqtalik qo'llaydi ekan. Xabarda yezi egilik taraqqiyot bankining diviziyaga qarata farqli kredit siyosati yo'li qo'yib, qarz pul muddati jihatlarida e'tibor qilinadiganligi, qarz pul bajarish va tijorat mulozimati bo'yicha yashil yo'l ochib beradiganligi bildirilgan. Xitoy yillardan beri diviziyani taraqqiy qildirishga alohida kuchab kelgan bo'lib, yaqinqi mazgillarda xalqaroning diqqatini qo'zg'agan Sharqi Turkistondagi majburiy emgak masalasi sababli jazoga uchirgan diviziyadagi shirkat zavodlar ishlab chiqarish va savdo jihatidan o'xshamagan darajada zarbaga uchirmoqda. Xitoy buningga mos holda diviziyani yo'lash siyosatini texnik kuchaytirmoqda. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 40 mingdan tövallidi. 25 aprel Turkiya Jumhuriyeti Sahiya Ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 38553 ga yetganligini e'lon qildi. Ministrning ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 260 ming kishi tekshirilishi orqali yangidan 38553 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Nuvatda 2801 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 347 kishi qazo qilib, 51236 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 4 million 73 mingga, qazo qilganlar 38358 ga, kesili og'ir bemorlar 3590 ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ertaki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh tashurmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.